Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yayıncı olmak istiyorsan veya bir YouTuber olmak istiyorsan video içeriği üretmek ya da yayın yaparken sesinin karşı tarafa güzel gitmesi gerekiyor ve bunu sağlayabilecek fiyat performans ürünü olan Havit markasının GameNut GK59 mikrofonu ile birlikteyiz. Bugün bu ürünü inceleyeceğiz ama dediğim gibi yayıncı, youtuber bu tarz işler yapıyorsan, fiyat performans ürünü arıyorsan tam sana göre. Tabii ki yayıncı olmana da gerek yok. İstersen oyun oynarken arkadaşlarınla güzel bir ses tonuyla da konuşabilirsin. Şimdi mikrofonun kutu içeriğine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi renkli bir yapıya sahip ve üzerinde 3 tane tuş bulunuyor. Bunları göstereceğim. Arka kısmına baktığımızda ise burada gene diğer Havit markasında olduğu gibi gerekli özellikler yazıyor. Şimdi bu mikrofonun kutu açılımını birlikte yapıyor olacağız ve ses performansını dinleyeceğiz ama kısa kısa birazcık bilgilendirme paylaşmak istiyorum. 500-510 gram ağırlığında bir mikrofondan bahsediyoruz. Ayrıca 1.8 metrelik bir kablosu bulunuyor. Bu da gerçekten uzun. İstediğiniz gibi bilgisayarınızda herhangi bir noktada konumlandırabiliyorsunuz. Ve mikrofonun üzerinde 3 tane tuş bulunuyor. Birincisi ses, mikrofonun sesini kısıp açma. İkincisi Eko modu. Üçüncüsü ise kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Bunu 3.5 mm jack girişiyle alt kısmına ve onun sesini açıp kısabiliyorsunuz. Bu da konuşurken sesinizi duymanıza yarıyor. Ve bu durumda şarkı kaydetmek, yayın yaparken sesinizin nasıl gittiğini gösterebileceksiniz. Hadi gelin kutu açılımını bir yapalım. Öncelikle kutuyu ben zaten daha öncesinde açmıştım ve performansını sizlere göstermek için tekrardan kutuladım ve açıyorum bir adet içerisinden böyle Havit markasının bir tane gene ne denir buna kart çıkıyor. Şimdi ilk etapta kablo vesaire bunları göstereceğim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi içerisinden mikrofona güç verebilmemiz için bir ucu. USB bir ucu da tip C kablolarımız çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve bu aparatlarla da mikrofon standını sabitleyebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bunlar işimize yarayacak. Bunları kenara alıyorum. Bu iki aparatta masaüstü standınızda böyle daha dik konuma gelmesini sağlıyor. Bunu göstereceğim size. Çok fazla da bir işe yaramıyor aslında ama gene de içerisine koymuşlar. Çoğu mikrofonda olmayan şu stand, görmüş olduğunuz gibi bunu mikrofon standı olarak kullanabiliyorsunuz. Ucu da normal işte mikrofon standlarına uyumlu bir uç. Bunun çıkması da gerçekten güzel olmuş. Şuradan ucunu da görebilirsiniz zaten. Yani bu da podcast yayıncılarının böyle dikey kaydetmiş olduğu, mikrofonlarda yapmış oldukları bir aparata benziyor onu söyleyeyim. Ürünü çıkartalım. Bu masaüstü tripodumuz. Direkt böyle masaya koyduğunuzda bu şekilde duracak. Masaüstü tripodu gerçekten kaliteli. Alt kısmı da bu arada ağır. Hani kötü bir malzeme yapısı da yok. Onun dışında mikrofonumuzun hemen şöyle kendisini alalım. Mikrofonumuzda 500-510 gramlık bir ağırlığa sahip ve malzeme yapısı güzel, sert plastikten üretilmiş. Şu üst kısımda sesi direkt dokunmatik kapatıp açabileceğiniz buton bulunuyor ve üstüne de yerleştirmişler anlamadım. Üst kısımları zaten görüyorsunuz. Burada mikrofonun sesini açıp kısma tuşu. Bu da direkt kulaklığınızın sesini açıp kısma tuşu. Bu da eko. Yani eko sesini verebiliyorsunuz. Bunda da sesiniz ekolu gidiyor. Ve buradaki tuşla da renkleri değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca şu tuşa uzun süre bastığınızda direkt gürültü engelleme modunu açıyor veya kapatıyor. Mikrofonun gürültü engelleme modu olduğu için Direkt bunu açıp isterseniz kapatabiliyorsunuz. Sesi güzel ve tok veriyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten gürültü engelleme modunun olması aslında OBS ya da Streamlabs gibi programlarda kendimiz filtre ekleyebiliyoruz ama düşünün ki o tarz bir program kullanmıyorsunuz. Direkt bir ses kayıt programıyla kaydetmek istiyorsunuz. Orada mix masteringle uğraşmadan yani sesi editleme ile uğraşmadan direkt olarak buradaki gürültü engelleme butonuna basarak uzun bir süre en üstteki tuşa yani en üstün bir altındaki tuşa açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Alt kısmına bakacak olursak da burada bir adet kulaklık girişi 3.5 milimetrelik jack, burada da bir adet type-c girişi bulunuyor. İçerisinden çıkan kabloyla bunu da çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ürünümüze bir güç verelim. Bakalım ışıkları nasıl, ses performansı nasıl? hepsine değinelim. Zaten kutu içeriğimize baktığımızda başka bir şey çıkmıyor içerisinden. Kutumuz görmüş olduğunuz gibi boş plastik bir yapıyla geliyor zaten. Şimdi bu iki küçük aparat bu standa sabitlemeye yarıyor. Hemen bunu taktıktan sonra sıkıyoruz. Bu kadar sıkmanız yeterli. Diğer tarafında hemen yerini oturtturduk mu? Bu da tam tersi yöne gidecek. Diğer kısmını da ucunu denk getirdikten sonra sıkma işlemini yapabiliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz daha sıkalım. Ve sıktıktan sonra buna istediğimiz gibi ayar verebileceğiz. Bu arada kutunun içerisinden bir tane de kitapçık çıkıyor. Onu tabii ki de kullandığım için düşmüş olabilir bir yerlere bilmiyorum. Şimdi gelin ses performansına geçelim. Dostlarım şu anda mikrofonun ses performansını duyuyorsunuz ve herhangi bir sesle oynama yapmadım. Direkt kamerama bağlantısını yaptım ve duymuş olduğunuz sesi şu anda Havit Game NAT GK 59 modelli mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Gerçekten güzel ve tok bir sesi var ve direkt mikrofona böyle karşı değil de biraz daha çapraz konuştuğunuzda patlakları vesaire almıyor. Şöyle düşünün pazartesi, perşembe, salı, çarşamba bu tarz böyle hani bir ses performans testini de yapmış olalım. Şu anda gürültü engelleme modu aktif yani sesimi gürültü engelleme moduyla duyuyorsunuz. Bir 3-5 saniye susacağım. Şu anda duymuş olduğunuz gibi herhangi bir ses muhtemelen duymamışsınızdır. Şu anda da gürültü engelleme modu kapalı. Yani çok fazla bir fark etmiyor. Zaten mikrofon dip sesleri almıyor. Şu anda tekrardan susuyorum. Duymuş olduğunuz gibi artık kararı siz verebilirsiniz. Şimdi şuradaki tuşa basarak da renklerini değiştirebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi birçok farklı renk modu bulunuyor. Ben moru birazcık sevdiğim için morda kalsın. Şu üstteki dokunmatik tuşa basıyorum. Şu anda tekrar açtığımda sesim açılıyor. Bu da güzel olmuş. Şimdi biraz da eko vereceğim. Şu anda duymuş olduğunuz ses Eko'lu bir şekilde tarafınıza geliyor ve direkt bunu mikrofonun üzerinden daha da fazla yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi Eko'yu kapatıyorum ve Eko kapandı. Şu anda da Eko kapalı modda. Tekrardan gürültü engelleme modunu almayacağım. Zaten gürültü engelleme moduyla duymuş oldunuz sesimi ve biraz daha yaklaştığımda sesi nasıl aldığını sizlerde görün istiyorum. Şu anda baya mikrofona yakınım ve zaten ağız mesafemi de sizler görebiliyorsunuz. Artık kullanım amacı size kalmış. Gerçekten güzel ama bir mikrofon. Yani fiyatının hakkını veriyor. Zaten bu fiyatlandırmada gidip de Çin'den BM800 vesaire o tarz bir mikrofon alırsınız ama bunda bence hani hiç gerek yok. BM800'ün üstünde bir kalitesi var. Yani bunun önüne bir kendinizden pop filtre yaparsınız, biraz daha yakın konuşur, kayıt alırsınız vesaire. Bunlar size kalmış artık yaratıcılığınıza. İçerisinden bir sürü parçanın çıkıyor olması da gerçekten güzel bir özellik. Böyle masaüstü standta değil de belki mikrofon standı ile kullanıp bilgisayarınıza uzatmalı bir şekilde kullanmak isterseniz bu aparatı da hani nereden alacaksınız? Aparatın içerisindeki görmüş olduğunuz gibi şurada bir mekanizma var yani mikrofonun girdiği standlara. E bunu bulmak gerçekten zor. Çin'den vesaire anca bulursunuz. Bu arada şu anda tüm duymuş olduğunuz sesler de bu mikrofondan kaydediliyor. Masaüstü tripodunun da şöyle bir avantajı var. Bunda da hani biraz daha böyle işte masaya vururuz bir şey olur değeriz ya. Bu da emdiği, abzürme ettiği yani biraz daha titreşimi işte o darbeleri abzürme ettiği, engellediği söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Biraz masaya vurayım şu anda masaya vuruyorum bak mikrofon sallanıyor aşırı derecede. Yani bunları nasıl bir abzürme ediyor ona da siz karar vermiş olun. Videomuz bu kadardı. Kanalımı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.